Merhaba, bu videoda CAD araçlarından Mirror ve Rotate komutlarını göstereceğim. Bu komutlar aynalamak ve döndürmek için kullandığım komutlardır. Bunlar için sol taraftaki bu iki ikonumu da kullanabilirim. Bu ikonların üzerine tıkladığım zaman içindeki seçeneklerimin altındakine tıklıyorum. Birebir aynı olduğunu görürüm. Bunların arasındaki fark, yukarıdaki benim Move yani taşıma komutlarım içinden seçeceğim seçeneğin seçeceğim unsuru taşırken alt tarafındaki copy komutu seçeceğim unsuru kopyalayarak işlemlerimi yapacaktır. Ben bu uygulamada şurada gördüğünüz açık kalan yüzeyi kapatacağım. Bu yüzden copy komutlarını kullanacağım ve uzun basıp buradan 2D mirror komutunu ilk olarak seçiyorum. Seçtikten sonra sol alt kısmı takip etmemiz gerekmekte. Bana burada Select Entities to Mirror and Copy şeklinde bir yazı çıkıyor ve benden unsur seçmemi istiyor. Ben seçeceğim. Unsurlarımı seçtim ve mouse'umu sağ tuşuyla onaylıyorum. Sol aşağıyı takip ederek devam ediyorum. Start Point of Mirror Axis yani aynalayacağım eksenin başlangıç noktasını seç diyor. Bunun için şurayı seçeceğim. Yakalamıyorsa klavyeden E'yi tıklayabilirim. Ve tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yine sol altta End Point of Mirror Axis diyor. Yani bitiş noktamı seçeceğim. Bunun için de karşı tarafı seçip tıkladığım zaman bana bu şekilde aynalamasını yapacaktır. Şimdi bir de Rotate komutunu göstereyim. Hemen bunu geri alıyorum. Aynı ikonuma uzun basıp kopyalama ikonlarının içindeki 2D Rotate seçeneğine tıklıyorum. Sol altta tekrar Select Entities to Rotate and Copy yazım çıkıyor. Unsurumu seçmem gerekiyor. Unsurlarımı seçiyorum. Ve mouse'umdan sağ tuşla onaylıyorum. Center of Rotation yani döndüreceğim yerin orta noktasını soruyor. Bunun için orta noktamı seçeceğim. Yakalamıyorsa mouse'umdan M yani mid orta noktaya klavyemden basabilirim. Tıkladıktan sonra bu sefer Angle of Rotation benden bir açı değeri girmemi istiyor. Ben 180 derece döndüreceğim. 180 yazıp Enter'a basıyorum. Number of copies kaç kopya şeklinde yapacağım bunu diyor. Ben sadece 1 deyip Enter'a bastığım zaman bana bu şekilde yüzeyimi çıkartmış oluyor.